Dövizdeki yükseliş, gündelik hayatın her alanında gerekli olan ürünlere zam olarak yansırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kurda aşağı yönlü değer kaybetmeye başladı. Dün itibariyle Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söylerken, birçok vatandaş ve esnaf fiyatların düşmeyeceği yönünde hemfikir. Her şey artıyor. Düşüş olayı yok zaten. Pazara gittim, şekeri sordum. 75 lira dediler. Dolar düşüşü var dedim. Bizim onda yapacağımız hiçbir şey yok diyorlar. Bu nedenle bizim de bazı şeylerde fiyatı arttırmak zorundayız. Yapacağımız hiçbir şey yok. Dolar yükselirse de fiyatlar yükselir, fiyatlar yine düşmez. Bizim Türkiye'nin bu böyle bir yeteneği var. Yani dolara endeksli, dolara paralel kitaplar yükseldi. Çok şikayetçiydik. Bugün itibariyle indirim yapanlar, fiyat düşüren yayınlar oldu. En azından başladı. Ben hepsini yapacağına inanmıyorum ama çoğunluğu yapacaktır. Çünkü alım gücünün çok üstünde. Fiyatların bu şekilde olması satıcının da yayıncının da aleyhine zaten. Yani aslında yansıması gerekiyor. Yani çıkarken nasıl yansıyorsa düşerken de o şekilde hızlı yansıması gerekiyor. Ama bizim milletimiz problemli bir millet olduğu için işlerine geldiği zaman dolar yükseliyor diye fiyatı yükseltiriz. Esnaf milletin %90'ı böyledir. İşlerine geldiği zaman da ya TL olarak zarar ederim o zaman. Ben yüksekten aldım, yüksek TL karşılıktan aldım derler. Vallahi abla şöyle diyeyim size, yani sanmıyorum düşeceğini. Türkiye'de çıkan bir şey bir daha iner mi? Sanmıyorum. Bir dolarda işte dediğin gibi ekonomide birazcık hareketlilik oluyor ama bu piyasaya yansıyacağını hiç düşünmüyorum. Bir kısım vatandaşsa fiyatlardaki düşüşün yavaş bir şekilde olacağını söyledi. Ben pek düşünmüyorum çünkü yani daha önce de yükseldi, 7'lere kadar çıkmıştı ama düştüğünde fiyatlar aynı kalmıştı. Şimdi de yükseldi düştü ama fiyatlar bence pek düşeceğini zannetmiyorum. Erdoğan bunu yansıtır. Dolar yükseldiğinde güvenmeyin dedi. Halk biraz isyan eder gibi oldu anında. Şimdi doları olanlar bankaya yetişemiyor. Dolar yükselirken de başımızda AK Parti vardı. Şu anda da AK Parti var. Hani yükselten de AK Parti, düşüren de AK Parti olacak bence. Ben böyle düşünüyorum. Evet, kesinlikle düşecek. Bence düşmez. Çünkü dün hiçbir yerinde artan fiyatı daha düşmüyor yani. Tekrar düşmesi imkansız. Hatta tekrar yükselebilir Ocak'tan sonra, yeni yılbaşından sonra. Bize oynanan ufak çaplı oyunlar olduğunu düşünüyorum. Şu an biliyorsunuz ki asgari ücret de arttı. Asgari ücret artmasına seviniyor olmalarına ekstra şaşırıyorum. Çünkü asgari ücretin artmasıyla beraber ürünler de aynı orantıda artacak. Değişen bir şey olmayacak. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesini istiyorum. Yani temenni ediyorum ama olacağını sanmıyorum.